Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Disco Elysium maceramıza devam ediyoruz. Orhun Doğu'nun Twitch kanalındaki canlı yayından bir kesiti izliyorsunuz. Arada chat'e de şey yapıyorum, oylatıyorum yapacağımız seçimleri. Arada onlarla da konuşabiliyorum, şaşırmayın. Let's Play kanalından izleyenlerdenseniz de videoya beğenerek destek olursanız çok sevinirim diye de ekleyeyim ve kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi, buradaki çöpte notlarımızı bulmuştuk. Onun haricinde hatta şuradan böyle bir şeylere de görelim bakalım. Kıyafetleri kim çöpe attı onu bulmaya çalışacağız. Kuno'ya ve Garth'a. Garth şeydi. Kaldığımız yerin yöneticisi Kuno'da şuradaki çocuklar, onlarla bir konuşma mevzumuz olacak. Defterimizi okuyarak da soruşturmaya bir isim vermemiz gerekecek. Defterimizi okumayı daha sonraya bıraktık. Boş vaktimizde yapacağız onu da. Şimdi burada bir save alalım. Kuno'yla konuşmanın vakti geldi. Hiç anlaşabileceğimizi zannetmiyorum. Zaten en başta da önceki bölümleri izleyenler biliyorlar. Uyarmıştı bize. Taş attığımı görmüyor musun lan falan diye konuşuyor. Nereden başlayalım? Siz karar verin arkadaşlar. Kim ne yapalım ve yani 1 ve 5'i boş verin. 2 ve 3 veya 4'ten birini seçin. Siz ikiniz kardeş misiniz? Takılmak ister misin? Merak etme, ben havalı polislerdenim. Bak sana birkaç şey sormam lazım. Ben havalı polislerdenim demeyi tercih ediyorsunuz gibi. Belki hani aynı frekansı tut konuşursak diye düşünüyorsunuz ama bu çocukla bizim, ya tipe baksanız Allah aşkına, şu çocukla aynı frekans konuşmak mümkün mü diyeceğim ama bizim tip de çok farklı değil. Dolayısıyla dolayısıyla belki de anlaşırız. Evlat, takılmak ister misin? Merak etme, ben havalı polislerdenim. Sevsen olmaz. Kuno böyle mavalları yemez. Kimi kandırıyorsun lan sen? Siz ikiniz kardeş misiniz evladım? Ne diyorsun lan sen? Bir taş daha atıyor. Bize eşcinsel diyor Kuno. İkimizin ya Allah belanızı versin ya. Bunlar yani Darmada Prime ile 3. ay aboneliğini yenilemiş. Çok teşekkür ederim Darmada. Hoş geldin. Tam zamanında geldin, konu değişti. Bak sana birkaç şey sormam lazım. İyi sor diyor çenesini öne çıkararak. Kuno'yu eğlendir. Bakalım ne marifetler varmış. Göster kendini hadi. Göstersene. Reptile Mind. Çok teşekkürler Prime ile abone olarak destek olduğun için. Hoş geldin tekrardan. Nereden başlayalım? Buna da siz karar verin. Ben de chat'e bakayım azıcık. Mobilden izleyenler sanıyorum oylayamıyorlar arkadaşlar bu oylamaları. PC'den izleyenlerin chat diye ekranına çıkıyor. Şey aplikasyonu var. Yani Twitch aplikasyonu var. İzlediğiniz ekranda karşınıza çıkıyor. Sevgi gösterisi diye çeviriyor. Evet, belki de öyle yapmak gerekiyor bazı şeyleri. Merak ettim de bu Kuno kim tam olarak? Sövecekler bize. Kuno işte it. Çocuk iki baş parmağıyla göğsünü işaret ediyor. Yani o olduğu belliydi zaten. Kendinden hep Kuno olarak bahsediyor. Hiçbir zaman ben demiyor. Çocuk belli ki üçüncü şahıs bakış açısını bir savunma mekanizması olarak kullanıyor. Çok ilginç. İçinde bulunduğun durumla arana mesafe koymak için mi kendini üçüncü şahısla hitap ediyorsun? Kendinden üçüncü şahıs olarak bahsediyorsun demek. Kuno ne be? Çete ismi falan mı? Anladım. Başka bir sorun var. Bunu da siz karar verin. Kuno'yu size bıraktım arkadaşlar. Siz karar verin full. Burada geri sayım da var bu arada. Hani 10 saniye içinde biteceğini de görebiliyorsunuz. Haberiniz olsun ondan. Çok üstemelemeyelim mi diyorsunuz aslında? Browninga Prime ile abone olmuş. Çok teşekkür ederim Browninga. Gerçekten çok kıymetli desteğin. Eşitlik var. Anladım, başka bir sorun var diyeceğim. İsmini çok şey yapmayacağım. Hani birazcık huyuna gitmeye çalışacağım. Belki konuştururuz. Öt bakalım cik cik polit. Bunları tek tek soracağız galiba. O yüzden sıradan başlayayım. Cesetle ilgili ne biliyorsun? Bir ton şey biliyorum. Ne soracaksın? Bu ite hiçbir şey söyleme Kuno. Diyor Kuno Ese'de. Kuno Ese'de. Ne soracağımı da bilmiyorum ya. Kim ne olur yardım et. Ne bilmek istiyorsun? Eğer zamanımı harcamak isteseydim, ki istemiyorum, onunla adamın kim olduğunu, buraya nasıl geldiğini her zamanki şeylere sorardım işte. Her zamanki şeyler derken sıra dışı bir şey gördün mü veya şüpheli bir şey gördün mü gibi soruları kastediyor.
Çevrede şüpheli birini gördün mü? Çöplükte kemik arayan iki it gördüm sadece. Kuno'ya göre bu çok ama çok şüpheli bir durum. Evet, Shubibe'ye gününü göster Kuno. Belli ki şimdi de ibibik oldun. O ne demekse artık. Şüpheli birini sormak, bu gibi zıtlaşmaya dayalı sorgulamalarda pek işe yaratmıyor. Bunları daha sonra konuşuruz. Buradan bir sonuç alamayacağım belli. Kim olduğunu falan bilmediklerinden de eminim. O yüzden hiç girmiyorum o topa. Yürüt çekiyorlar. Olay yeriyle ilgili sorularım var. Kuno'nun oyun alanı burası. Ne istiyorsun? Ölü adamın kıyafetleri çöp konteynerindeydi. Ne arıyorlardı orada? Kuno doesn't know shit about that. Bilmiyor. Peki başka bir şeye geçelim. Merdiveni hiç tırmandın mı diye soralım. Şuna bak ya. Kuno'yu öldürmek mi istiyorsun? O merdivene tırmanılmaz mı diyorsun? Kuno cambaz mı lan falan. Peki. Teğmen not alıyor. Bu bir tuzak Kuno. Sakın tırmanma Kuno. Vallahi ben de tırmanmadım. Kesin kırılır diye şey yapmıştım. Acaba tuzak... Gerçekten tuzak kuruyor zannettiler herhalde. Kuno orada bir Eternit yığını var. O Eternit yığını hakikaten şey yapamamıştık. Hani vardı ya bir şeyde duvara yaslanmış böyle çatı şeyleri falan diye görmüştük. Söylemeyecek yalnız. Çatıcı götler bırakmıştı. Tembel kuşlar. İşte yine o tuhaf hissiyat. Sanki o çatı malzemelerinde göründüğünden daha fazlası var. Bak, her seferinde de ondan bahsedince içimdekilerin şeye giriyor. Saklayamazsın. Ben öyle gözlerimle görmem. Kalp gözümle görürüm. Sana göre öyle ama ben işin görünmeyen tarafını gördüm. Evet evet. Onların bıraktığı şeyler peki gökler solak mıydı? İşin görünmeyen tarafını gördüm diyeyim mi? Ne olduğunu bilmiyorum. Muğlak konuşalım. Bana normal bir soru sor. Seni aptalmış gibi hissettirmeye çalışıyorlar Kuno. Blueberry'nin önündeki çatı malzemelerine tekrar bir bakış ediyorsun. Evet, oraya geri dönmelisin. Peki. Bununla ilgili sorularım olabilir ama şimdilik başka bir şeyden konuşalım. Kuno, ben kustum ve şu anda cesedi inceleyemiyorum. Çocukla böyle bir şey konuşmamıza gerek yok. Yeter. Şu kapıya tekrar bir gideceğim ya. An inconspicuous pile of the roofing material eaternite. Güzel. Algımızı arttıran bir şey var mı ya da düşüren bir şey var mı? İlk önce üstünde onlara bakayım. Algı düşüren bir şey yok. Arttıran bir şeyim zaten yok. Deneyelim bir daha. %58 arkadaşlar. Hadi rastgele. Çünkü Eternit panellerin arkasında saklanmış gizli bir kapı var. Paneller bu yüzden fazla muntazam duruyor. Panelleri yana çek. İşte. Karşında eski püskü bir kapı görüyorsun. Devam et. Bu ne acaba? Alet edevat deposu mu? İçeriye göz gezdiriyor. Girip bir bakalım. Girmeden evvel... Ya da dur. Küçük mü bu bina ya? Küçük galiba. Bir girelim bakalım. Cesede bir bakmak istiyorum arkadaşlar artık. Yani çok oyalandık ama... Bu neymiş? İçi boş bir magnezyum tüpü. Markası Magnesolam. Magnezyumla dolu mutlu bir yaşam için göğsümüze sürdüğümüz bir magnezyum takviyesi. Ha bunun... Kür edilmiş bir domuz kafası. Mumyalanmış gibi görünüyor. Gerçekten bu arada şuradaki falan da ilginç. Bu nedir? Kemik sarısı renginde toz izleri olan gümüş bir plaka. Sakin ol çarpan kalbim. Amfetamin bu. Uyuşturucu bulduk. Hemen aynadaki tozu incelemiyor. Seni inceliyor. Kim...
Yani. Uyuşturucu kullanımı konusunda TM'nin ne düşündüğü üstü kapalı bir şekilde sorabilirsin. Profesyonel açıdan yani. Birileri burada uyuşturucu kullanmış. Belki bu duruma bir polis müdahalesi gerekiyordur. Cebe indirmek gibi bir niyetim yoktu yemin ederim. Tek düşündüğüm şey adalette. Amfetaminin kişiyi çok iyi bir dedektife dönüştürdüğünü duymuştum. Peki sen çok iyi bir dedektif misin? Ne seçeceğinizi biliyorum galiba ama. Evet. Direkt bam diye 3'e gitti insanlar. Aa 1 veya 3 arasında. Güzel. Ama çok yakın çıkarsa sanki daha ilginç değil mi ya 3. şey? %47. Birileri burada uyuşturucu kullanmış. Belki bu duruma bir polis müdahalesi gerekiyordur. Tamam hadi. Küçük bir farkla da olsa da çoğundan şey yapacağım. İçimden bu geçiyor ama şimdi kim ters de şey hani onu kullanıp kullanmadığını sormak ona ters de tepebilir. Belki gerekmiyordur. Sana bakıyor. Bu iş bizim görev tanımımıza dahil değil dedektif. Gel gelelim. Köşede duran merdiveni işaret ediyor. Şu merdiven. Şuradaki merdiveni görüyor musunuz? Muhtemelen endüstriyel limana giden bir başka yol. Ne dersiniz? Mahalledeki çocukların kullandığı gizli bir yol. Peki, aa burada sarı bir şey var. Ne? Posterde yoluma çıkanın yoluna sıçarım yazıyor. Bu... Kısa yol bulduk galiba ya. Aa çatıya çıktım. Aa! Oo dur! Bak! Eyvallah, şeye geçmişiz. Şimdi fark ettim. Çatıdan bayağı buralara çıkılıyor. Şuraya bir girelim önce. Dur. Şunlar para. Al bunları. Bu nedir? Çöp. Bu nedir? Restorasyona yerleştirilen sütunlar. Bu arabayı ayakta tutuyor. Bu nedir? Grand kupon kartpostalı. Para ediyor. Ha bir eşya bir de ekstradan. Eşyalar. Para eden bir eşya. Satmak için muhtemelen. Kıyafetleri kim çöpe attı? Kuno'ya sorduğumuz için bu aradan çıkmış. Okey. Şu nedir? Bu kapı boşluğu yakında çöker. Biz altından geçerken çökmesin de. Şurada bir kutu var. Şu kutuya doğru gidelim. Sağlık. Güzel. Ceket var orada. Bizim... Hadi bakalım. Çöpler. Bir sürü çöp. Biz burada içmiş olabilir miyiz acaba? O ceket de şeye benziyor ya. Klasik şey böyle... Trench coat noir, film noirımsı şeyler olur ya. Oğlum bu... Buraya nasıl iniyoruz? Looks like someone left. Polis paltosu. Görünüşe bakılırsa bir müşambadan paltosunu buradaki korkuluklara bırakmış. Bak Değmen, bir paltosunu bırakmış. Yes, it's probably yours. Evet, muhtemelen sizin. Üzerinde RHM arması var ve siz de eşyalarınıza sahip çıkamıyorsunuz. Atlayışı hesaplıyor. Muhtemelen atlayabilirsiniz. Zamanında biraz spor yapmışa benziyorsunuz. Dalga geçiyor herhalde. %3, benim buradan atlamam mümkün değil. Etrafıma bakayım. Burada rüzgar epey sert. Teğmen uzakta konteyner alanının üzerinde yükselen devasa vince bakıyor. Bayağı büyükmüş burası. Gözlerindeki bakışta biraz mühendis merakı, biraz da ilk kez at gören 6 yaşında bir çocuğun hayreti var. Vay anasını. Kocaman bir vinç. Evet, böyle ifade etmek de mümkün. Cılız bir gülümsemeyle sana dönüyor. Sonra tekrar vince bakıyor. Kesinlikle etkileyici bir mühendislik başarısı. Ama konudan tıpıyorum. Sizin paltonuza bakıyorduk. Rüzgarda salınan mahzun kumaş parçasına bakıyor.
Buradan tam olarak ne yapıyoruz? Burada tam olarak ne yapıyoruz? Ne mi yapıyoruz? Endüstriyel limana girmek diye çok yaklaştık. İşimize yarayacak bilgiler var. Niyetimizin bu olduğunu sanıyorum. Ya da sadece keşfe çıkmış olabiliriz. Etrafına bakıyor, rüzgar saçlarını dağıtıyor. Yine nerede olduğunu unuttun diye düşünüyor. Sence bu palto gerçekten benim mi, almalı mıyım? Atlayayım mı? Palto mu? Bence sizin evet. Almalı mıyım derseniz kenardaki çıkıntının üzerinden aşağıdaki soğuktaş zemine bakıyor. Şu an bu binanın çatısındayız arkadaşlar. Bu kapıdan geçme şansımız yok. Biraz kapıdan giriyoruz diye yazmış şeyde de şimdi gördüm. Pek tehlikeliye benzemiyor. En fazla 2 metre. Ne zaman hazır isterseniz ben de hemen arkanızda olacağım. Palto rüzgarda salınan bir market poşeti gibi görünüyor. Kim bilir ceplerinde ne ganimetler gizli. Cesede döneceğim. Acelemiz yok. Tek girişi burası değil buranın belli ki. Şu kapıdan girip arka kapıdan çıkma şansımız da olacak. Daha önceki oynayışlarımdan da o yolu biliyorum. Hiç gerek yok. Şuradan çıkıyorduk, pardon. Tekrar içeri gireyim. Şu cesede bir bakmam lazım artık. İndirmeye çalışmadık hiç. Paltoyu illaki alırız da şu şeye bir bakmak istiyorum. Ya zaten şey, illaki aynı yerlere yollarımız düşecek. Daha önce oynadığım için diyorum ya, bazı şeyleri hatırlıyorum, bazı şeyleri hatırlamıyorum. Oraya illaki başka bir geçiş yolu var. There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated to that corpse smell. Emitting it is all it does now. Amonya kaldık. Ben garanti indireceğiz zannediyordum. Sadece tekrar denem. Ya, alamayacağız bunu. 12 atmamız lazım. Amonyak daha da beter yaptı. Kokuların birleşimi gözlerini yaşartıyor. İlk başta buna dayanabiliyorsun. Ama ikincisinde olmuyor. Amonyak artı bir diyor sadece arkadaşlar. O ekstradan kullanacaksın falan gibi bir olay değildi arkadaşlar. Çantanızda o eşyaları kullanamıyorsunuz zaten. Üzerimde olduğu için artı bir verdi ama... Tükür ve hiçbir şey söyleme. Bunun üzerine hiçbir şey söylenmez arkadaşlar. İyi misiniz dedektif? Veons, çok teşekkür ederim bu arada 6. ay aboneliğini yenilediğin için. Hoş geldin. Temel sırtını hafifçe vuruyor. Ağır ritimle vuruşlar. Elinin ağırlığı güven verici. Sağlam bir tahkimatın mazgalından ateş eden tüfek gibi. Pat pat pat. Yalnız o şekilde sırta vurmayı iyi bilir insan ya. Güzel anlatmışlar. Burada sizin karşınızda ciddi olumsuzluklar var. Alkol yoksunluğu da iyice beter hale getiriyor. Ömrüm boyu polislik yaptım. Neden tutamıyorum? Bu saçmalık. Artık bu işle uğraşmak falan istemiyorum. Polis olmak istemiyorum. Başka bir şeyle mi ilgilensek? Şu an başka bir şey çözmek istiyorum. Bensiz yap. Ben bunu beceremiyorum. Ne diyelim ya arkadaşlar? Bensiz yap... Tam bir şey çıkacağını zannetmiyorum ama. Black Flag'e bir şey olmadı arkadaşlar, duruyor. Bu yetenekleri artırıyor, her soruda verebiliyor muyuz? Yok, belli şeylere sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bensiz yap, ben bunu beceremiyorum demek istediniz. Diyelim. Olmaz. Bunu tamamlamak için iki kişi gerekiyor. Yani bu iki kişilik bir iş. Yardımınıza ihtiyacım var. Elini sırtından çekiyor ve gözlerine bakıyor. You need to get your shit together. Kendinizi toparlamalısınız. Peki.
find something else to do. Gidip buranın halkıyla konuşmalıyız. Rüzgar dinlenene kadar başka bir şey yapalım. Şu an çok şiddetli. Give it half an hour. Get yourself together. Kendinize yarım saat verin, toparlanın, gelip tekrar deneyin. Tamam, şu an zaten giremiyoruz bu topa. Götbaş toplayıcısı. Yarım saat sürüyor. Aha! Götün başında dağıldı ve bu durum bir polis ve insan olarak sana pek yakışmıyor. Oysa tam aksine götünün başının birlikte durması gerekir. Küçük bir alanda toplanmalılar. Sağlam bir götbaş toplama düzeyine ulaşmak için göt yanaklarını 30 dakika boyunca birbirine doğru sıkıştır. Aynı işlemi beyninin iki arası içinde yap. İnsanlarla konuşmanın da yararı olabilir. Yani bunu gerçekten cesedi indirmeme yardımcı olabilir diye bunu içselleştireceğim ya. Cesedi incele. Ha zaten aynen kuşanıp tamamla diyor. Okey. Mustang üretere çok teşekkür ederim Prime ile abone olarak destek olduğun için. Hoş geldin. Okey, burayı tamamlamış olduk. Birazcık dolanma vakti. Birazcık dolaşacağız, insanlarla konuşacağız. Görevlerime tekrar bakayım. Karaoke yap diyor. Kederli bir şarkı kaseti bul. Peki, polis kimliğini kaybettiğini bildir. Telsizle karakolu arayabiliriz. İşlenen suçu RHM'ye kim ihbar etti? İhbarı onun yapıp yapmadığını öğrenmek için kimin kısa dalgalı telsizini kullanarak sili bir ara. Yapılabilir. Masrafları öde. Bu para toplamamız gereken bir mevzu. Gart'a kurbanın kıyafetlerinin nasıl olup dört çöpe atıldığını sor. Ha Gart'la konuşalım yol üzerindeyken. Defterini oku ve torunuşun. Bunu boş kaldığımız bir zamanda yapacağız. İlk önce Gart'la bir konuşalım. Sonra da bir sağa solu şey yaparız. Dolanırız. Birazcık bir... Can I help you? Bakınız. Yardım edebilir miyim falan. Ha tam klasik. Buyur çöp konteynerin anahtarını vereyim. I hope you found what you were looking for. Kurbanın kıyafetlerini buldum. How strange. Ne kadar tuhaf. I certainly didn't put them. Onları oraya kesinlikle ben koymadım. Belki de ya of. Personelden biri koymuş olabilir mi? Çöp konteynerin anahtarı başka kimde var? Bunu sormak lazım. Çöp konteynerin anahtarı başka kimde var? Trash collection service, CS Municipal. I don't see why they would put anything in the trash. Ah, the elusive CS Municipal. I doubt we'll be able to track down who was sent here last and when. This will have to be one of those little threads that solves itself down the road. Thank you anyway. Personelden biri koymuş olabilir mi? Ben buraya gelmeden önce anahtarlar Sylvie'deydi. Ona kefil olurum. Bütün personele kefil olurum. Hiçbirimiz olay yerini kurcalayacak kişiler değiliz. Tamam. Bu hakikaten kim az evvel şey dedi hani... Kendi kendini zaman içerisinde çözecek bir şey olacak olsa gerek bu falan dedi. Daha başka bir şey çıkmayacak buradan belli ki. Kıyafetleri kim çöpe attı? Whirling'in çöp konteynerine izinsiz erişen kişi kim olabilir? Bu kişiyi bulursan olay yerine kimin müdahale ettiğini de öğrenmiş olursun. Bu biraz zaman alabilir demiş. Tamam. Oyun da bizi uyarıyor zaten. Başka bir şeylerle uğraşmaya yönlendirdi zaten oyun. Lord Fox 124 Prime ile abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok kıymetli desteğin. Hoş geldin. Gayet iyiyim Orhan bu arada. Hoş geldin. Crusader Kings devamı gelir mi diye sormuş Bullhead. Yani tekrar zaman içerisinde oynayabilirim ama şu an tekrar bir yeni bir save'e başlamayı düşünmüyorum. Şu arabaların arasında bir dolanmak istiyorum ya. Şu neymiş mesela? Şu karakterle de konuşacağım ama. Aa dur bu ne? Kamyondaki mallar gelişigüzel bir şekilde etrafa yayılmış. Burası ilginç bir ortam. Şu nedir? Kamyonun üzerine kalın harflerle Humanox yazılmış. Buradaki anıt. An old monument stands in the middle of the traffic island. Pointing toward the sea. Bayağı da ilginç. Trafik adasının ortasında denizi işaret eden eski bir anıt duruyor. Tek tek birleştirilmiş, çok sayıda halat ve çubuk yardımıyla havaya asılmış gibi görünüyor. With the aid of numerous ropes and rods. Bu kim? Heykelin kaidesinin üzerinde gümüş renkli levhada ben Savurgan Kral 3. Filipe. Revaşol'un Filip krallarının en büyüğü. Zengin Kral 2. Filipe'nin oğlu. Deli Kral 4. Filipe'nin babası yazıyor. Akıl sağlığı konusunda bu ailenin çeceresi pek temiz değil. Ansiklopedimiz çok yüksek olduğu için %83 ihtimalle kazanırız bunu.
Atalım direkt. Niye atmıyoruz ki? Başarılı. Filip krallarına kıyasla bile şatafatlı ihtiyar Filip'e savurganlığıyla ünlüydü. Nasıl bir savurganlık? Bütün hazineyi tüketti ve geçen yüzyılın en büyük süper gücü Rebaşol hükümdarlığının gerileme dönemini başlattı. Baya böyle lore ile alakalı ekstradan bir şeyimiz var. Gün kaç saat daha devam ediyoruz? Yayında olanların sorduğu bir soru. Let's Play'den izleyenler merak ediyor ama herhalde bir saat, yani biraz daha devam ederiz. Bir saat daha oynarız gibi tahmin ediyorum kabaca. Ne kadar enerjim olduğuyla da alakalı arkadaşlar ya. Şu an keyifle gidiyor bak baya. Bütün hazineyi tüketti ve geçen yüzyılın en büyük süper gücü Rebaşol hükümdarlığı, tamam bunu konuştuk. Kötü yönetimi yeni yüzyıl devrimi sırasında monarşinin çöküşünden sebep oldu. Ve insülin de isolasında soyunun ve monarşinin sonunu getirdi. Devlet hazinesinin tamamını tüketmeyi nasıl başardı? Makul, başka soru. Devlet hazinesinin tamamını nasıl tüketmeyi başardı? Anlatılanlara göre yatak odasını hazine odasına çevirmiş ve içten akıl almaz değerde kuru grandlar, altın külçeleri, değerli taşlara bezenmiş silahlar, zırhlar ve kadehler yerleştirmişti. Adını Sol Aurum koydu. Çok aşırıya kaçmıştı. İnsanlar normal bir yatak yerine şişman bir ejderha gibi altına batırılmış tüylerden yapılma bir yatakta yattığını söylüyordu. Aa, kravat konuştu. Adam yaşamayı biliyormuş. Ben de altın üzerinde yatmak isterdim. Üçkağıtçı tarzı. Kral kraldır, canını isterse yapar. Cidden mi? Bu gerçek olamaz. Acı nasıl saçma bir eser. Her şeyin boka sarmasına şaşmamalı. Ne diyelim ya? Siz yorum yapın. Ben niye Silivri'de yatıyorum? Siz yatın arkadaşlar. Monarşi bozulursa tiranlık olur. Monarşi bozulmayınca da tiranlık oluyor ya. Bakmayın. Monarşi bozulmadığı yerlerde problem. Bozulmazsa tiranlık oluyor. Bozulursa tiranlık. Yok, evet. Baktığınız zaman bozulması daha mantıklı. Ben de altın üzerinde yatmak isterdim. Üçkağıtçı tarzı. Peki, dahası da var. Daha meşhur kokain bağımlılığından bahsetmedim bile. Neyden? Bizim ihtiyar Filipe'nin tek yaptığı devlet hazinesini altın ve tören silahlarıyla ziyan etmek değildi. Aynı zamanda şaşılacak derecede burun şekeri çekiyordu. Peki şu an mezarı nerede? Sabaha kadar bunu konuşmayalım bence. Devrimciler kraliyet modülesini boşalttıktan sonra bedenini insülinle koyunun soğuk sularına attılar. Heykele ne oldu? Orijinal eser komünciler tarafından patlatıldı. Ardından yeni yüzyıl devrimi sırasında koalisyon hava gemileri çıkarma yaparken yine hasar gördü. Martinez yerle bir edilmişti. Buradaki... Çoğu tarihçi koalisyonun bu aceleci çıkarmasının heykeli kurtardığını düşünüyor. Komünciler daha çok zaman olsa heykel daha küçük parçalara ayırırlardı. Anıtı kim restore etti? Bu oyuna 400 TL vermeli miyim? Parasız kaldım. Niye ya? 15 liraya satılıyor Steam'de. Niye 400 lira veriyorsun? Down to Earth. Konsolda mı 400 lira? Gayet iyiyim arkadaşlar. Sizlere sormalı bu arada. Birkaç sene önce bir kuyruk sanatsal eğilimle liberal şehrin en fakir bölgesinde Roche'nin en savurgan liderinin heykelini restore etmenin ironik olacağını düşündü. Mantıklı. Konsol, arkadaşlar konsolda o kadarsa bence indirim bekleyin. Zaten Kasım ayında kesin indirimler olacak arkadaşlar. Yani her yerde indirim olacak, konsolda da olur. Acele etmeyin, 400 lira vermeyin şimdi bende. Heykelin patlatıldığı anı yansıtması amaçlanmıştı. Zamanda donmuş bir an gibi. Kehribar'a hapsolmuş, bok denizi üzerinden yüzsüzden nadide bir kelebek misali. Yani hem komik hem değiliz aslında. Martinez halkı aynı fikirde değil. Genç öğrencilerden daha ince sosyal farkındalıklara sahip, saygıdeğer pek çok eleştirmen ve düşünce önderi de aynı şekilde. Eleştirmenler olaya yanlış bakıyor olabilirler. Burada ironiden çok daha fazlası var ama ne olduğunu çıkaramıyorsun. Belki bu sanat gizemi daha sonra çözülür.
kavramlaştırma yeteneğimizle girdik bu mevzuya. Philip III, the squanderer, however, seviye atladım. Ancak savurgan kral 3. Philippe'nin bronz yüzü göklerde ölümünün ardından ayak takımının onun hakkında ne düşündüğünü umursamıyor. Zaten yaşarken de umursamıyordu. Böylece tamamlamış olduk. Level atladık. Şimdi atladığım leveli neye kullanmak isteyebilirim? Şimdilik bir şeye kullanmayacağım. Kenarda dursun. Lazım olan şeye göre ayırırım ben onu. Çünkü burada şey açabilmek için de mesela bak bunu açabilmek için de yeni düşünce kabinleri açmak için de puana ihtiyacım var. Ya da kaldırmak için de ihtiyacım var. Dolayısıyla şimdilik harcamayacağım. Karayla kaplı harabeler. Burada artık kimseler yaşamıyor. Okey. Burada bir loot yapılacak yer var gibi duruyor. Bir save atayım bu arada. Aha. Kas gücü. Beyaz sıfır cold shirt. Al bakalım. Lazım olan bir yerde kılır ona. Burada ne var? Para var. Bu karakterle şimdi konuşmayacağım. Etrafı kolaçan edelim. Gitmediğimiz yerlere gidelim istiyorum şu an. Şurada paralar var. Yabancı marka bir araba. İyi bakılmış. Bir Stas Rajgo. Jimsk yapımı en iyi otomobillerden biridir. Eskilerin efsanelerinden. Ansiklopedi hakikaten o kadar çok bilgi veriyor ki evrenle alakalı. Bunu kimler kullanıyor? Grad ve görünüşe göre Batı Rebaşol dışında pek kullanılmaz. Hey kim şuna bak. Teğmen başını sallayarak Stas Rajgo KK2. Klasik bir model diye cevap veriyor. Son olaydan sonra boyanmış bir tane göreceğimi hiç düşünmezdim. Bir dakika, belki onu etkileyebilirim. Son olayın ne olduğunu biliyor muyum? Son olay neydi kim? Ne olduğunu bilmediğim şeyiyle etkilemeye çalışmayalım. Ya da çalışalım. Hayır. Tek bildiğim bu otomobillerin genellikle Jimsk'in en eski lideri muhteşem Sigismund'un renginde yani süt mavisi oldu. Sancağı kobalt mavisi ve beyazdı. Aynı Stas Rajkolar gibi. Son olayın ne olduğunu tahmin edeyim kim? Jimsk'in renkleri mavi beyaz. Bir arabayı boyattı. Jimsk ile birini sinirlendirdi ve bam. Al sana cinayet. Bir şey diyeyim mi? Çok mantıklı. Bu yani evet aşağı yukarı böyle oldu. Ama tek bir Jimsk'li değildi. Adamı arabadan çıkarıp kendi teker... Onu öldürmenin bir onur olduğunu söylediler. Hüsar tarzı. Jimsk topluluğu davayı bayraklarının renkleriyle protesto etti. Başını sallıyor. Protestolara 5000 kişi takıldı. Düzeltiyorum. 4395 kişi. Revachol mahkeme tarihinin en büyük 4. protestosu. Seni düzeltmek istemezdim kim ama sadece 4395 kişi protesto etmişti. Böyle bir çok bilmişliğe gerek yok. Katillere ne ceza verdiler onu sorabiliriz. Kim sence asılmış adam bu arabanın sahibi olabilir mi? Çok alakalı değil. Ama o... Yok ya. Neyse dur. Katillere ne ceza verdiler diye sordum. Aynadaki yansımasında inceliyor. Cinayet suçundan vuslatta 4 yıl. Cinayetten 4 sene mi yaptı ya? Suçlular pişmandı. Pardon dedikleri için 8 yıl indirim aldılar. Discology'ma hoş geldiniz arkadaşlar. Kesinlikle gerçeklerle alakası olmayan, tamamen hayal ve kurmaca ürünü olan bir ülkedeyiz arkadaşlar. Sayın savcım, herhangi bir alt metni yok bu. Bir alt metni var ama bizle alakası olan yani. Bu yapan firma Zaum bilmezler zaten Türkiye'yi. The prisons in the Greater Revachol Industrial Harbor are already full. Revachol bölgesi endüstri limanındaki hapishanelerin tamamı dolu. Suçlulara bakmak pahalı. Ceza ne kadar uzunsa maliyeti o kadar fazla oluyor.
Şunu da bir demek istiyorum ya. Sence asılmış adam bu arabanın sahibi olabilir mi? Teğmen hafifçe sırıtarak cesedi incelemeden bu tür sonuçlara varmamayı tercih ederim. Ama ilk tahminim alakalarının olmadığı yönünde. Yani. Bu sadece ilginç hani evrenle alakalı. Oyunun evreniyle alakalı ilginç bir bilgiydi bence. İlginç. Devam eden önce bu boyayla ilgili bir fikrim var. Ne fikrim var ya? Dinliyorum. Bence kahverengi siyah dudağa çok yakışmış. Okay. Ha. Teğmen camlarını silmek için gözünü çıkarıyor. Kimseyi bu boyadan dolayı öldürmeyeceğim tabii ama daha önce mavi beyaz bir tane görmüştüm. Çok daha iyi oluyor. Ve kimle aynı fikirde değiliz. En azından öldürmüyor bizi. Sıkıntı yok. Kıyafetlerde bu var. Tamam. Eksi bir manipülasyon var. Geri kısmını çıkartmak gerekebilir. Eğer bir o tarz bir mevzuya girecek olursak. Niye konuşmuyorsun diye soran birisi vardı galiba. Gördüğüm herkese konuşmuyorum. Şu an çünkü şey arkadaşlar. Konuşacağımız bir zaman değil like gelir. Çok dağınık her şeyi yapmaya çalışmak istemiyorum. Şu an birazcık bir etrafta ne var ne yok onu bir göreyim kafasındayım. Kamyonlar muhtemelen yakıtlarını burada depoluyordu ama artık içki depoluyorlar. Peki. Tüm paramı buraya gelirken harcadım. Giderdim ama dayak yemek istemiyorum. Burada tabii şey olduğu için, grev olduğu için işçiler sanıyorum bunlar. Şunları alalım. Tek istediğimiz çalışmak biraz makul. Evet, bunlar işçi. Burada bir save atalım. Bu işçilerle konuşmaya girmeden de evvel şuradaki şeye bakalım. Aa, bu ne? Moral, magnezyum, okey. Şu nedir? Zıplatan nameler. Bu şekilde basılmış bir dergi. En kuvvetli erkekler. Bu sayıda ilk 10 listesi yapmışlar. Şu mekana bir girelim. Dükkan, aynen dükkandı burası. Onlarca sarı gül var. Lale de var. Radyoda melankoli pop şarkısı çalıyor. You see several packaged raincoats. Ha, yağmurlu kalırsak dayanıklılığımızı artıran bir malzememiz olabilir. The raincoats are transparent except for the big. Önemli değil o. Şu nedir? A small cabinet on the wall is filled with various medicines. Their logo is the bloodless rose. Pure white. Untouched. Saint Baptist eczacılık logosu var. Yani eczacı ile alakalı bir şey almak istersek buna dokunmamız gerekiyor gibi. Logolarında renksiz bir gül var. Bembeyaz ve el değmemiş. Just ask me if you need anything from Saint Baptiste. We don't stock prescription meds, but we do have Nozafed, Duramine, Magnesium and Hypnogamma. Saint Baptiste'den herhangi bir şey ihtiyacınız olursa bana haber verin dedi Fırat tezgahtarı. Reçeteli ilaç bulunduramıyoruz ama dilerseniz Nozafed, Duramine, Magnesium ve Hypnogamma var. Hypnogamma 3 şey veriyor. Ha tamam, can arttırmak için bunlar. Okey. Amonyak bulunur mu deyip bunu sorabilirim. Ama şimdilik o topa girmeyeceğim. Bu neymiş? The tear machine stands in the corner. Boş bir şişe mi? Ha şişeler. Topladığım şişeleri buraya veriyorduk. Doğru. 1.60 geri aldık. Tamam. Şu nedir? A colorful display of cigarettes. Marketin duvarına dizili duran rengarenk sigara. Aa sigara. Inviting you closer. Sigara ve alkol. Pekala. Hiçbir şey söyleme sadece dinle. Bunların güzelliği, dürüstlüğü, şiirselliği. I'm obliged to inform you that both alcohol and cigarettes damage your health. But I guess you already know that. Alkol ve sigaranın sağlığınıza zararlı olduğunu söylemekle yükümlüyüm diye diyor tezgahtar ama sanırım zaten bunu biliyorsun olan yani. 40 yıllık gececiyiz, akşamcıyız. Don't look. Don't do anything here. Just go away. Get back to work. Zekayı arttırıp sağlığı düşüren, bünyeyi arttırıp morali düşüren. Ne kadar süre acaba kalıyor bunlar ya? Almayacağım tabii de. Bazı işte yeteneklerimi... arttırmak için bunları kullanabilirim. Okey. Burada bunlar varmış. Hala daha biraz vaktim de var. Frit. 3 tane T var. Ne kadar sıra dışı. Okay. Şuradan yukarı çıkabilirim diye hatırlıyorum. Aa, geçirmedi. Bendeniz Manyana. Gözleri neşe saçan bir adam kafasını eğerek grev bozan mısın diye soruyor. You're hazy on the no
Grev bozan Chiron'a aşina değilsin ama siyasi bir şey gibi. Belki arada sırada uzandığı Matara ile bir ilgisi vardır. Grev bozan tam olarak ne oluyor? Grev bozanın ben ne olduğunu biliyorum işte. Yani grev kırıcı. Grev kıran aslında. Grev kırıcı diye çevirmek daha mantıklı değil miydi ya? Evet. Grev yapan bir işçi topluluğu varsa bir yerde arkadaşlar. İş verenler yeni işçi buluyorlar. Grev yapanların yerine çalışmaya gönüllü olan işçi buluyorlar. Bunlara da grev kırıcı diyor, deniyor. Normalde hani yapmak iyi bir şey değil bunu. Ama genelde çok çaresiz olan insanlar 3 kuruş para için de olsa yapıyorlar bunu. Çünkü çaresizler. Grevlerin çoğunluğunda zaten başarılı olmamasının sebebi o. Bayağı illegal de bir şey aslında bakarsanız bildiğim kadarıyla şu anda. Evet ben bir grev bozanım. Fakir ve ezilmişim. Yumruğunu salla. Çalışma hakkı falan. Ben bir grev bozan değilim. Polisim. Yani, bunu yanlış anlamış olmamız gerekiyordu ikiyi demek için bu arada. Ben bir grev bozan değilim. Polisim. Ha takılıyordum sadece. Gülünce karışıkları daha da derinleşiyor. Polis grev bozan görülmüş değil. Görülmüş şey değil. Düşünsene siz polisler grev yapıyorsunuz ama sonra başka polisler gelip polislik yapmamıza izin verin. Hem de daha ucuza diyor. Kıkır diyor. Ardından bir şey fark ediyor. Konu açıldı madem. RHM'yi buraya getiren de ne? Vahşi Kuzey'e yani. Mücadelemizi görmeye mi geldiniz? Kapıların arkasında ne olmuyor? Şu an biraz para sıkıntısı çekiyorum. Biraz para verebilir misin? Grev neyle ilgili konuşmamız iyi oldu. Cinayet soruşturmaya geldim. Cinayet mi? Kulağa zor iş gibi geliyor. Bir beni cinayet soruşturur halde bulamazsın. Soksuz çok teşekkür ediyorum Prime ile abone olarak destek olduğun için. Hoş geldin. Ulan bunların hiçbirisi yanıt olarak iyi de değil ama ne yaptığımı hiç bilmiyorum diyeyim fısıldayıp. O da fısıldıyor. Sorun değil. Ben de ne yaptığımı hiç bilmiyorum. Bugünün hangi gün olduğunu bile bilmiyorum. Biraz düşünüp karar veriyor. Söyleme. Bilmeyince gün daha iyi geçiyor. Kapıların arkasında ne olduğunu öğrenmem gerek. Keşif yapıyorum. Dostum, gezinme hakkına saygı duyuyorum. Açık arazi seni bekliyor. Hafif bir özlemle kavşağa doğru bakıyor. Yani benim kapıdan geçmeme izin verebilecek misin? Ben o işi yapmıyorum. Geçiş yetkisi verebilecek biri değilim. Bir yudum alıyor ve matarasıyla merdivenlerin tepesini gösteriyor. Geçiş kendi iznini verir. Eğer her şey bu kadar basitse, grev kırıcılar neden merdivenlerden çıkıp gitmiyor? O kadar basit mi? Sadece geçip giriyor muyum? Evet. Kapatasçıyı geçip giriyorsun. Kapatasçıyı mı? Geçeyim. Evet, şuradaki 2,5 metrelik Semeninli ırkçı. Kapıların üzerindeki köprüyü işaret ediyor. Onu geçiyor. Ardından kapıyı açan butona basıyor. Sonra onu tekrar geçiyor. Ve ofisten limana girmiş oluyorsun. Yani aslında epey zor olduğunu söylüyorsun. Anladım. Önce birkaç sorum olacak diyelim. Neşeli bir melodi mırıldanıyor. Sağ elden esen rüzgar saçını dağıtıyor. Grev ne ile ilgili? Bilirsin, ciddi konular. Gülümsüyor. Eminim büyük patron memnuniyetle anlatır. Önce ona sorman gerekecek. Konuşkan biri. Grevle ilgili konuşmak istiyor. Sendika lideriyle tanıştıktan ve organizasyonla aranı iyileştirdikten sonra geri dön. Ha. Peki. Manipülasyon ama birazcık daha düşük yüksek olmasını sağlamam gerekiyor benim ya. Üzerimdeki kıyafet düşürüyor ya onu. Eyvallah. Daha sonra geri döneceğimiz kesin en azından. Bana onu anlattı. Şuradaki kapı var. Buradaki kapıdan nasıl girerim? Bu neydi? Önce buna bakayım. Bu kapı gizemli bir şekilde mühürlenmiş, elektronik yöntemlerle kilitlenmiş. Bunu maymuncukla ya da tekmeyle açamazsın. Tamam. Çekil. Ha. Grev halinde korumanın arkasındaki düğmeye basın. Okey. Kafatasçı ile bir konuşalım mı? Lan. Bir an ekran glitchlendi ama. Ne varsa sende var kafatasçı falan diye konuşan bir hanım abla var burada. Şunu bir save daha atayım. Önce şu ablayla. Ha ablayla konuşamıyorum. Kafatasçı her adamı titretir. Titret beni kafatasçı neredesin?
Sürekli senin hayal döndük. Grupisiyle falan gir. Diğer erkekler gibi yumuşak ve zayıf değil. Sen neymişsin kabatasçı? Gel bakalım. Bakalım nasıl çevirdiler. Esas önemli karakterlerden biri bu. Vücudun soysuzluğunu gösteriyor. Çok garip konuşuyor bu. Kafatasçının bebişi. Devin yanındaki kadın. Evet kafatasçı, vücudu soysuzluğunu kesinlikle gösteriyor diye katılıyor. Hiçbir şey söyleme. Önce onu tart. Vücudum soysuzluğunu gösteriyor. Ne kastediyorsun? Göstermiyor. Vücudum önemsiz. Yani bu kadar görebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Üzerine dövme yaptıran birisi, dövme yaptırmayan birisini gördüğü zaman muhtemelen böyle konuşuyor. Bir şey söyleme. Önce onu tart. Morfofizyolojime hayran mı kaldın? Derisinin altında kaslarında bir dalgalanma oluyor. Bakmana izin veriyor. Bu ırk zirvesinin gölgesinde durmak korkutucu olmalı. Sakin ol, jambonlu sandviç. Tehlikede değilsin çünkü bana bir tehdit değilsin. You are not in danger because you are not a threat to me. Bir şey söylemeyeceğim. Göğsümü kabart ama bir şey söyleme. What is this androgynous display? Bu androjen cinsel olgunluk gösterisi de ne böyle? Göğsümüzü kabarttık ya ondan diyor herhalde. Yukarıdan sana bakıyor, fiziğini tartıyor. Yalnızca ayağa kalkmak bile bolca terlemene neden oluyor. Nefes alışın düzensiz. Kalbinin çılgınca attığını duyuyor ve kan basıncının yükseldiğini hissediyorsun. Yeter. Kendini bu kadının ve pedomorfik dostunun önünde utandırıyorsun. Çocuk kılıklı arkadaşının önünde kendini utandırıyorsun diyor kısacası. Düşünce koyuyorduk ya, götbaş toplama zımbırtısı. O tamamlandı. Bu zayıflık gösterisi annelik içgüdüsü o güçlü olan yaşlı kadınlarda işe yarayabilir. Ama burada Martinez savaş alanında yalnızca bir yük. Jean-Luc, vücudu soysuzluğunu epey belli ediyor. Burnunu tutuyor. Gitmesini istesen olmaz mı? Asim Muradov, çok teşekkür ederim ikinci ay aboneliğini yenileyerek destek olduğun için. Hoş geldin. İlla konuşacağız galiba bununla ya. Bir saniye, şu an bununla uğraşacak vaktim yok diyeyim. Bu nedir? Götbaş toplayıcısı düşüncesi tamamlandı. Bugün Batı Revajol'den bilim dünyasıyla ilgili çok tuhaf bir haber geldi. Bir polis memurunun götürüşü yaklaşık 495 gigadesimallik bir basınç altında gözlemlendi. Bugüne dek metalik hidrojen düzeyindeki götbaş birlikteliklerinin emniyet görevlilerinde değil, yalnızca çöken yıldızların merkezlerinde bulunabileceği düşünüyordu. Bu götbaş tekilliğinin ne kadar süreceği merak sorusu. Bonuslar. Beyaz sınavının tamamı açıldı. Dayanıklılık için öğrenme sınırı artarak 4 oldu. Aa, dayanıklılığımı arttırabiliyorum artık. Okey. Çok da mantıklı oldu mu acaba? Beyaz sınavının tamamı açıldı. Dayanıklı beyaz... bu... Tekrar deneyebiliyorum sadece ama öğrenme sınırını arttırmak için level atlamam gerekiyor onu indirmem için. Ben o... Her atladığım level puanını şeye harcamazsam o ağaçtan gene indiremeyeceğim şeyi. Gibi geliyor. Neyse bir dursun. Cesedi incele. İnşallah otomatik açılıyordur. Senle gene konuşacağız ya. Ben bir geri dönüp ona bir bakayım. Tam manasıyla mevzumuzu çözdü mü çözmedi mi onu bilemiyorum. Zaten bu yarım saatlik süreyi geçirmek için şeye çıkmıştık. Burada ne yazıyormuş ona da bakayım buraya kadar gelmişken. Revaşör bölgesi endüstri limanı. Revaşör bölgesi endüstri limanı. Peki. Aynı şeyi 40 kere söylemesine gerek yoktu.
Böyle konuşabileceğim adamları da not aldım kafamda. Aynı şey yazıyor değil mi? Kış boyu kapalıdır. Lütfen anı görüşü kullanın. Tamam. Şu cesedi... Eğer ki indiremediğimi fark edersem... There, he yok. Still is. Aa, %58. Right through you, with his white eyes. The body be- Gerçi amonya kalıp geri dönerim. There, he still is, looking right. Hadi bakalım. As you breathe in, the odor comes over you. Nefes aldıkça koku içine işliyor. Aklın sana koşup kaçmanı, karnına da kendini boşaltmasını söylüyor. Ellerin belinde ve gözlerin kısık bir şekilde duruyorsun. Bu bir bulmaca. Önünde asılan şey çürüyen et, dövmeler ve tendonlardan bir bulmaca. Hep böyle mi olur? 7 gün sonra, evet. Yoğun çürüme var. Ha, bu indirmek için değil, bayağı şey yapıyoruz sadece, inceliyoruz. The man before you is naked, but for a pair of underpants. Karşında duran adam iç çamaşırı ve emaye kaplama botları dışında çıplak. Teni yeşilimsi ve çürümeye başlamış damarları sebebiyle yer yer mermer gibi desenlerle ve morluklarla dolu. Göğsünü ve omuzlarını solmaya yüz tutmuş dövmeler kaplıyor. Onu yukarıdaki dala bağlamak için kullanılan yük kayışı sanayi işlerinde kullanılacak kadar güçlü görünüyor. Önce botlardan başlayalım incelemeye. Seramikten yapılmış, temiz beyaz rengi dizinin hemen üstünde çürümeye yüz tutmuş deriyle çarpıcı bir tızat oluşturuyor. Adam kalın polimerden çoraplar giyiyormuş. Muhtemelen bot ayağını vurmasın diye. Botların üstünü birbirine geçmiş bir dizi plaka kaplıyor. Narinlikleriyle şu an bulunduğun dünyaya çok yabancı duruyorlar. Sanki buraya ait değillermiş gibi. Bunlar bot değil. Besbelli zırh işte. Muhtemelen daha büyük bir setin parçasıydılar. Bunlar sıradan bot değil, bunlar zırh. Indeed. Öyle. Not defterini bir kolunun altına sıkıştıran Teğmen, kayıkkabıları incelemek için çömeliyor. Teknik olarak bunlar sabaton, yani bot değil. Aa, Teğmen mnemoteknik A6 kullanıyor. O öyle alelade bir defter değil. Gerçek bir klasiktir. Defteri boş ver şimdi, zırhtan bahset. It's clearly some bir tür süper zırh olduğu bariz ya da fütürist zırh. Süper fütürist zırh mı yoksa? Benden bir alt olmaz. Bu ne tür bir zırh peki? Seramik plakalı. Zirkonyum dioksit olması kuvvetle muhtemel. Üreticinin adı da burada. Nerede? Topuğunun altında. Fairweather'mış. Botu hafif döndürüyor. Fairweather'ın T500 VE modeli kaplamasından da camsı MI olduğunu düşünüyorum. Epey kaliteli bir şey. Botu çıkartmaya çalışmayalım bence. Botu tıklatalım. Çan benzeri bir ses çıkıyor. Porselen bir kupayı tıklattığında duyduğun gibi. Kırılabilirmiş gibi bir ses çıkardı. İmkansız. Bu malzeme kinetik yeniden dağıtıcı görev görüyor. Kinetik enerjiyi plakalar arasında yatay düzlemde yayıyor falan filan. Botun parmak ucunu gösteriyor, gördünüz mü? Plakaların üzerinde küçük parçaları ayırdığını gösteren belli belirsiz organik çizgiler var. Bu plakalar daha küçük plakalara bölünüyor ve böylece yüzlerce plaka bir arada duruyor. Sarmal halinde birbirine geçmiş parkeler gibi görünüyorlar. Tasarımında pelesenk veya abanoz ağacı gibi çok dayanıklı ahşap malzemelerden ilham almışlığının organik bir görüntü var. Bu bana neyi hatırlatıyor? Ağaçlar porselenden yapılmış olsaydı kesit yüzeyi aynı böyle görünürdü. Parmağını çizgilerde gezdir. Pürüzsüz ve parlak yüzeyi çok... Niye bu kadar detaylı inceliyorum bilmiyorum ama merak da ettim. Sağdaki sabatona bakarken bir şey fark ediyorsun. Aa, bir şey fark ettik. Tecrübe kazandık. Sarmal şekiller bir dizi harf ve sayı kombinasyonu oluşturuyor. E50, 100, 1000. Kodu işaret et. Sağ sabatonda seri numarası var galiba. Güzel. Okur musunuz lütfen? Tükenmez kaleminin kuruyan ucunu diliyle ısıtıyor. X54156745. Gelin yalan söyleyelim. We have a make and a number. That's something. We can use. Üretici firmayı ve seri numarasını bulduk. Bu da bir şeydir. İşimiz bitince Kinemam'daki telsizi kullanabiliriz. Herhangi bir karakol bizim için bunu araştırabilir. Güzel. Diğer parçalara ne olmuş? Galiba botu çıkarmayı da deneyeceğim ya bunun üzerine ben.
Diğer parçalar ne olmuş? Muhtemelen mahalleli yağmalamıştır. 7 gün sonra hala üstünde dursa şaşırırdım. Bu parçalar için gözümüzü 4 açmalıyız. Zırh bilgi edinmemize yardımcı olabilir. Sana şüpheyle bakan Kuno'yu kafasıyla işaret ediyor. Bu onun bilebileceği tek şey olabilir. Ama telefon çaldı da. Yayındayım ya, birazdan dönerim ona. Kuno'dan nefret ediyorum, normal mi? Kuno birazcık sinir bozucu bir kardeşimiz. Sana şüpheyle bakan Kuno'yu kafasıyla işaret ediyor. Bu onun bilebileceği tek şey olabilir. Belki de sadece bu botları giyiyordu ve zırhın geri kalanı zaten onda yoktu. Öyle bir saçmalık olmaz. Bu adam zaten güvenlik görevlisiydi. Anlaşıldı. Adamın çürüyen ayaklarında sallanan sabotonlar yıpranmaktan uzak ve yapay görünüyor. Malzemesi buraya çok yabancı duruyor. Bu adam böyle pahalı bir zırhını... Bu adam böyle pahalı bir zırhını nasıl almış olabilir? Bunu bulmak da bize düşüyor. Notlarına bakıyor. Bay Gart, liman şirketinin güvenlik görevlisi olduğunu ima etmişti. Bu da benim varsayımlarım, onun doğru oluyor. Bunlar bir güvenlik görevlisi. Bunlar bir güvenlik görevlisinin biraz fazla gibi geldi bana. Katılıyorum. Bu ekipman bir güvenlik görevlisinin bütçesinde epey yaşıyor gibi. Malzemesi buraya çok yabancı duruyor. Öyle, çok pahalı. Temin üstü nemlenmiş seramikle işaret parmağıyla bir çizgi çiziyor. Bu malzemeyi taktiksel birimlerimiz için yıllardır istiyoruz. Polis teşkilatı bunu aşırı masraflı görüyor. Onlar alana kadar 6 adamımızı yarı otomatik silahlara kurban verdik. Ne kadar masraftan bahsediyoruz? Tam bir zırh seti yaklaşık 4 yıllık maaşa denk geliyor. Revachol'ün kuzeybatısında bir polis memurunun ortalama yıllık geliri 5500 riyal. Rütbeden bağımsız. Bir sene, bir saniye, benim yıllık gelirim 5500 riyal mi şimdi? Türkçe direkt oyunda var arkadaşlar, yeni geldi. O yüzden biz de tekrardan bir diskolojuma düştük. Telefon susmak bilmedi bu akşam. Çok özür diliyorum. Bunu diyeceğim ya. Not too much. Pek fazla değil. Evet. Epey yazmış. Pansiyon faturamı ödeyememe şaşırmamalı. It's a sorry situation, I agree. Katılıyorum. Daha hoş bir durum. Botu çıkar dersem ne olacak? This feels bu biraz dangerous. Are you sure? İçimde gideniz bu biraz tehlikeli diyor. Botu kolunun altına al. Leş gibi bir koku burnunu doluyor. Aşağıya doğru ittikçe yukarıdan hiç ağır alamet olmayan bir çatır sesi geliyor. Stop. Durun. Tehmenin sesi çok sert. Sana ve kolunun altındaki bota bakıyor. Kafasını koparacak. Doğru. Doğru. Boynundan asılı adamın bacağından şey çekilir mi? Bizde de ayağı şişmiştir bir de onun. Botu bırak. Ya Kuno'ya sen de diyor, niye bıraktı? Bilmiyorum bebeğim. Kusura bakmazsanız bir şey soracağım. Ölünün ayağına sarık ne yapmaya çalışıyordunuz? Geri çekilip cesede bak. Tamam. Oha, daha sadece botlara baktık. And extremities blotched pink and blue. Okay. Kayışı incele. Asılan adamın boynundaki düğüm cesedin ağırlığıyla iyice sıkılaşmış. Sarı, sert kenarlı polyester adamın boynunu kesmiş. Kayışın biraz üstündeki kaydırma kemeri kayışı asılı olduğu dala bağlıyor. Bu çelikle güçlendirilmiş bir yük bağlama kayışı, normal yük kayışının daha gelişmiş versiyonu, altı rotorlu hava gemilerinin altına kargo bağlamak için kullanılır. Bu kopartmak mümkün değil kolay kolay. Nereden bildiğini sorma ama bunun hava yoluyla taşınacakları bağlamada kullanılan bir kayış olduğunu biliyorum. Hava yoluyla mı? Ben bunun kamyonlara yük bağlamak için kullanıldığını sanıyordum. Bu güçlendirilmiş olanlarından, hava yoluyla taşımak için. Beynim öyle diyor. Kafasıyla onaylıyor. Buranın limanı konteynerlerini yerleştirmek için 6 rotorlu zeplinleri kullanıyor. Diabolikalp, çok teşekkür ederim 7. ay Prime ile aboneliğini yenilediğin için. Gerçekten çok kıymetli desteğin. Hoş geldin. Kendilerini açığa çıkarmayı umursamadan ellerine ne geçirdilerse onu kullanmışlar diye düşünmeye başladım.
Limanı kim maşinin yaptığını mı varsayıyoruz? Burada kalmasını istemişler belli ki. Kayış çelik tellerle güçlendirilmiş. Adamı oraya nasıl çıkarmışlar? Kemer tek taraflı kullanılması kolay şeylerden biridir. Kayışı yukarısındaki dala bağlayan kemer tokasını gösteriyor. Çocuk merdivenini kullanarak mı tırmanmışlar? Ağacın yanındaki merdiveni göster. O merdiven yetişkin bir adamı taşıyamaz. Çatladığını da görmedim. Siz gördünüz mü? Bence şu dala kement attılar ve kayışı kemer tokasına doğru çektiler. Elle öyle çekme hareketi yapıyor. Olabilir. Dalın şekli bu teoriyi doğruluyor. Okey. Limandaki liman işçilerinin yaptığını mı varsayıyoruz? Özetle bunu işaret ediyordu. Politik açıdan sebepleri varmış. Şu süre gelen görevle alakalı. Yoksa size özet geçilmedi mi? Hayır, bana özet geçmeyi unutmuş olabilirler. Kimden sana bakıyı anlatmasını iste. Tamam. O zaman ilk fırsatta bana özeti sorun. Burada kalmasını istemişler belli ki. Kayış çelik tellerle güçlendirilmiş. Ben de ondan korkmuştum. Kemende bakmak için ayağa kalkıyor. İnce çelik tel, paralel örgülü iplik teli bu adamı aşağı indirme işini tahminimden daha da zorlaştıracak. Geri çekilip cesede bak. Pekala. Dövmeleri, gözlerin içi kısa yapmak bir adım geri çekil. Peki onu nasıl indiriyorum? Dövmelerini incele. Karmakarışık bir mavi çizgi ağı tüm gövdesine yayılıyor. Sağ omzundan karın boşluğuna kadar uzanan alanda birbiriyle çakışan çizgilerin buluştuğu noktaların her birinde küçük beyaz birer yıldız var. Cildi solmaya yüz tutmuş yıldızlarla bezeli ve bu yıldızlar yoğun olarak kalbinin çevresinde yer alıyor. Cesedinde yıldızlar var. Yani içimdeki deniz neyi buldun? Benimkinde ne olacak acaba? Alkol ve kalp kırıklığı. Peki. Skill Not Found, çok teşekkür ederim Prime'in ikinci ay abonelik yenilerek destek olduğun için. Hoş geldin. Bu gece gökyüzünün haritası mı? Yıldız haritası mı? Yakından incelemeden önce arkasını dönüp derin bir nefes alıyor. Yıldız haritalarıyla bazı benzerlikler görüyorum. Büyük Messina Asrı haritası olabilir belki. Ama bu farklı görünüyor. Özelleştirilmiş gibi. Sanki bir gece gökyüzünü kişisel filtresinden geçirmiş ve büyük bir kısmını dahil etmemiş. Nasıl bir filtre olduğunu hala bilmiyorsun. Düşünce birden buharlaşıyor ve tam anlamıyla haklı olmadığını hissediyorsun. Burada kaçırdığım bir şey var. Benim de. Teğmen turuncu ceketinin fermuarını aşağıya indirirken fermuarın sesi birden etrafta yankılanıyor. Ceketinin cebinden tırtıklı ince bir alüminyum folyo çıkartıyor. Folyoyu açarken bir kılıcı kınından çekerken çıkan sese benzeyen bir ses çıkıyor. Folyonun içinde küçük bir mercek var. Kamera gibi bir şey. Bırak değmen çalışsın. Çocuklar da o ne lan öyle falan diyorlar. Anında renkli baskı alan bir fotoğraf makinesi. Metal başlıklı iki ampul çıkarıyor ve cihazın yanına takıyor. Cihazın üstündeki küçük bir yuva parıldıyor. Sadece iki ampulüm var, o yüzden kimse yerinde oynamasın. Boş harcamak istemiyorum. Kamerasını cesedi çeviriyor ve kameranın gözünden bakıyor. Lensin ayarlanması gerekiyor. Sonra bir ses çıkıyor ve aniden flash patlıyor. Hemen ardından cam ampul kırılıyor. Cihazın içinden çıkan kalın ve parlak kağıt parçasından farklı renklerin aktığını görüyorsun. İhtiyacımız olur diye, diyor Teğmen. Kağıdı sallıyor ve soğuk rüzgarda kurumasına izin veriyor. Kağıdın üstünde ölü adamın dövmeli gömlesinin mükemmel bir renkli kopyası beliriyor. Güzel makineymiş. Yes. Öyle. Fotoğraf makinesini kaydırarak kapatıyor ve kemerine göre takıyor. Çok güzel değil mi sayıdan? Bu fotoğrafa neden ihtiyacımız olsun ki? Kurbanın vücudu hakkında bilgiler içeriyor. Vücut yapısına bakınca fiziksel şiddete meyilli biri olduğunu söyleyebilir. Vücudunun anlatmasını istediği hikaye onun için önemliymiş belli ki. Onun bize mektubu. Birinin bunu şifresini çözmesi gerekecek. Etraftakileri göstermemiz gerek. Chakurov, çok teşekkür ederim Prime ile abone olarak destek olduğun için. Hoş geldin. Ben alabilir miyim? Daha sonra ceset kokusu olmayan bir yerde bakacağım. Sure. Just don't lose it. Olur, kaybetmeyin. Rulo haline getirilmiş fotoğraf kağıdını sana veriyor. Kağıt hemen hemen bir sigara paketi büyüklüğünde. The glossy-eyed corpse looks by. Okay. His mouth mute and his skin. Gözlerinin içine bak. Dünyayı görmez olan gözleri süt beyazına dönmüş, absürt bir şekilde yuvalarından pörtlemiş. Evde kimse yok. Sadece denizlerin derinliklerinde yatan dehşetler var. Kafasında koyu kahverengi saçlar var. Yüzü içinde devam eden organik süreçlerden dolayı patlayacak. Kafatasından pas
Sırıtma ifadesi yanı tanımayacak bir bozulmaya bırakmış. İçimdeki deriz. Söyle bana kimsin sen öyle adam. Böyle bir şey olacağını tahmin ediyordum bu göze baktığımız zaman. Bakalım. Başarılı oldum. Öldüm. Nereye gittin? Vahşi pus yollarına düştüm. Orası neresi? Geçmişte. Batının çok ilerisinde. Göçüp gittiğini biliyorum ama sen kimsin? Şaka gibi bir şeyim. Baksana bana. Komik bir yanın yok. Şakaların da komik bir yanı yok. Hayattayken kimdin sen? Katildim. Yavşak bir herif ve katildim. Sana başka bir sorum var. Doğrudan bir yanıt alma ihtimalimiz olduğunu hiç zannetmiyorum ama en azından böyle bir şeymiş gibi. Bilmeceymişçesine üstü kapalı bir şeyler öğrenirsek de ne âlâ. Ne âlâ. Neler oluyor? Neyi kastediyorsun? Seninle konuşuyorum. Onunla konuşmamızı hadi konuşalım hadi. Şeyinin gücü sayesinde. Dudakların arasından siyah bir köpük çıkmaya başlıyor. Hayal gücünün. Kravatta. Saçmalama abi. Cansız nesneler böyle seninle konuşamaz. Senin dinginlenemez hayal gücünün başının altından çıkıyor bu işler. Çok istiyorsan daha fazla soru sorabilirsin. Sorulara bayılır. Ben neden soru sormayı bu kadar çok seviyorum? Çünkü tam bir polis sandrosun. Şunlara bak hele. Başka sormak istediğin bir şey var mı? Üstüme soru yağdı. Adım Sandro mu? Neden içimde çok korkunç bir şey unutmuşum gibi bir his var? Seni kim öldürdü? Adım Sandro mu? Onu geçelim. Neden içimde çok korkunç bir şey unutmuşum gibi bir his var? Çünkü unuttun. İsmimi unuttum. Seni kim öldürdü? İşimi aşk bitirdi. Ne olduysa aşktan oldu. Bu bizim hissimiz olayla alakalı. Sen bana bir soru sorabilirsin. Sorabilir misin? Tabii ki çakal. Sana şu soruyu sorabilirim. Bunu neden yapıyorsun? Neyi? Hareketsiz bir şekilde suratıma bakmayı. Gözlerimin içine bakıyorsun. Burada dikiliyorsun. Neden cinayetimi araştırıyorsun? Belki de bunun ucu bir yere çıkar. Açıklanamayan, unutulmayan, mucizevi bir yere belki. Yapacak başka işim yok ki. Elimde bir tek bu vaka var. Çünkü o yapmamı istedi. Eyvah. Skill Not Found 10 kişiye abonelik hediye etmiş. Abonelik giden arkadaşlar sizler de teşekkür etmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim Skill Not Found. Gerçekten çok kıymetli desteğin. Kesene de bereket. Hangisini diyelim arkadaşlar bu arada? Siz seçin bunu. Hepsi aynı şeymiş gibi geliyor. Lafı uzatıyor sadece burada gibi hissediyorum biraz ama. Belki de bunun ucu bir yere çıkar. Diyorsunuz gibi. Tecrübe kazandık. Güzel. Hadi bu kadar konuşmuşken adım Sandro mu diye de soralım. Sende Sandro tipi yok bir kere. Sandro olmadığın bariz. Aramızda kalsın ama adın Harry olabilir. Aslında ölüyle değil kendimizle konuştuğumuz için şu sıralar hep Harry ismini duyuyorum sanki. Gerçekten Harry olabilir miyim? Gerçekten de Harry olabilir miyim? You can be anything you want. Bravo, Corpo. Dur, diğer seçeneği seçeceğim. Fuck no. Between you and şu sıralar hep Harry ismini duyuyorum sanki. Name, you might be onto something there. Duyurulara yaklaşmış olabilirsin. Peki. Yama bayağı iyi olmuş Radyon. Hoş geldin. Requiem Ares. Çok teşekkür ederim abone olarak destek olduğun için. Gerçekten çok kıymetli. Desteğin. Senden nefret ediyorum. Kokuyorsun ve sıkıcısın. Ben sana birini hatırlatıyor muyum? Doğuştan palyaço bebek. Yani Harlequin tipi ichthyosis hastası olup da mucizevi bir şekilde büyümüş bir bebeği hatırlatıyor. Janitor, çok teşekkür ederim Prime ile abone olarak destek olduğun için. Hoş geldin. Requiem niyeyse ekranda çıkmadı. Ama teşekkür ediyorum sana da bu arada. İngilizce oynayıp bitirmiştim Mortal Blow. Evet. Doğuştan palyaço bebek. Ha tamam onu. Derin denizlerde yaşayan yaratıklar atıyordu. Kendime tuvalet aynısı. Harlequin tipi. Ha bunu aynen. Sen hiç öyle değilsin zaten Pai.
Tamam, neyse yeter artık. Come back later, Corpo. Amuse yourself with my. İstediğin zaman gelip yüzüme bakabilirsin. Havzını tazelemek için bana sorucuklarına gelebilirsin. Harley Quinn'den bozma tipimle eğlenebilirsin. Bağlantılar kur. Fani olduğunu kendine hatırlat, Policio. İstediğim zaman tekrar konuşabileceğim yani. Peki, gözlerimi kısarak bir daha bakayım mı? Sen gözlerini kısınca önündeki canavar yeşil ve pembe renklerin hakim olduğu korkunç bir kesmekeşe dönüşüyor. Bu bir numara. Bunu daha önce de yaptım. Ölümden sonra ilk birkaç saatte kanın toplandığı yer pembe. Bu bilgiyi kullanarak cesedin herhangi bir değişikliğe uğrayıp uğramadığını anlayabilirsin. Öldüğü andaki pozisyonuyla renk değiştiren yerler uyuşuyor mu? Gözlemle. Sadece uzuvların... Bak bayağı ilginç bir şey buluyoruz bu an. Sadece uzuvların ucu biraz morarmış olsa da pembe, etli elleri, uydukları ve boynunun hemen kemendin üstünde kalan kısmı. Cesedin geri kalan kısımları soğuk bahar havasından koyu yeşil gözüküyor. Suratı ve elleri pembe, uydukları da öyle. Gördüm, gözlüğünü düzeltiyor. Boynu da öyle. Morluk hemen çenesine kadar ilerlemiş. Burada net bir şekilde renk değişimi olmuş. Gözlerini dinlenmiş. Canavar odağına tekrar giriyor. Mermer misali mor damarlarla bezenmiş adeta bir renk patlaması. Karnı hamileymiş gibi şişmiş. Uyluklarına ve botlarına doğru siyah bir sıvı akıyor. Ne düşünüyorsunuz? Öldükten sonra dik dolanmış galiba. Elleri ve ayakları boynundaki renk değişimi var. Dayak yemiş morlukları görüyor musun? Öldükten sonra dik tutulmuş galiba. Agreed. Katılıyorum. Kayışı işaret ediyor. Özellikle de boynu. Kemer kafasındaki kanı tutma konusunda turnike vazifesi görmüş. Bu durumu asılı kaldığını destekliyor. Öldükten sonra yerinin değiştirildiği anlamına gelebilir mi bu? Bu ihtimal hep var. Boynundaki bağ dokularını inceleyerek kayışla uyumlu olup olmadığına bakmalıyız. Bunun için önce onu aşağı indirmeliyiz. Dayak yemiş morlukları görüyor musun? Öyle bir şey var mı ki ya? Görüyorum ha. Büyük bir kısmı postmortem kaynaklı. Ölüm sonrası olmuş. Belki de hepsi öyledir. Meletler haylazlıklarıyla işimizi biraz zorlaştırmış. Evet, taş attığı için oldu bu ya, doğru. Ne konuşuyorsun lan polit falan diyor. Adamın ağzına sıçmışsın Kuno. Adamın o... Peki. Geri çekil ve nefes al. Nefes alacak yer yok ki. Havayı ve burnunu sadece kadaver kokusu dolduruyor. Çürüyen haliyle önünde yavaşça dönüyor. Peki onu nasıl indireceğiz? Esas mevzu bu. Kadaver üstündeki ön incelemeyi tamamladığımızda emin misiniz? İndirdikten sonra bunlardan bazılarını kaçırabiliriz. Düşünmek için duraksıyor ve sonra notlarını kontrol ediyor. Geri çekilme bir daha bak. Aa, bu soruların her birini sorduk. Her şeyi yaptık ya. Evet, ön inceleme tamam. Çelikle güçlendirilmiş kayış eşsiz bir zorluk oluşturuyor. Yanımda zincir kesici getirdim ama kayışı kesebileceğim doğru bir açı görmedim. Zorluğun eşsiz olduğunu düşünmüyor. Can sıkıcı, sinir bozucu ve tahminen daha zor olduğunu düşünüyor. Kadaver rahat 120 cm yukarıda. İkimiz de destek almadan kayışı uzanamayız. Uzansak bile hava gemilerinde kullanılabilecek kadar güçlendirilmiş bir malzemeyi nasıl keseceğimizi bilmiyorum. Bir başkası yapamaz mı? Dalık testereyle kesebiliriz. Çok uğraştırır. Öyle yapmayalım. Belki de ateş ederek aşağı indirebiliriz. Belki limandan yardım isteyebiliriz. Benim aklıma bir şey gelmiyor. Ona bir kez daha bir göz atalım. Bir başkası yapamaz mı? You mean like polis mi? The police? Dedektiften vasıfsız. Yani, ya haklısın diyelim. Bizim yapmamız gerekiyor. The whole RCM is out there right now. Bu iş elimizdeyken mümkün değil, eliyle bulduk. Zor olduğunu biliyorum ama diğerlerinin yardıma gelmeyeceğine emin olabilirsiniz. Burada giderek büyüyen bir hijyen endişemiz var. Onu aşağıya indirmeliyiz. Hem de hemen. Dalı testereyle kesebiliriz. Oraya tırmanıp bir de dalı mı keseceğiz? Aynen, tehlikeli gözüküyor. Çok uğraştır, öyle yapmayalım. Adamı zaten aşağı indirmiyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız tek şey adamı aşağı indirmemek oldu. Maalesef işimiz adamı orada tutmak değil, aşağı indirmek. Kafasını koparmayı hiç istemiyorum. O zaman... Ateş ederek aşağı indiririz. Kunoese beğendi. Kunoese'nin beğendiği fikri yapmamak en mantıklısı gibi geliyor arkadaşlar.
Nasıl? Kemer tokasının halatı dala bağladığı yer iyi bir hedef. Kemer tokası... Ulan cidden. Bilemiyorum. Belki de şuraya ateş edebilirsin. Dalı işaret et. Kayışı sık yeter. Mermi onu koparır. Kemer tokası kayışı tutuyor. Neresi? Gözlüğünü düzeltiyor. Ha, evet gördüm. Mermi oraya isabet ederse kayış bir şekilde çözülebilir. Ha, şöyle lan. Kuno'yu biraz eğlendirin. Tutturamayacaklar. Politler tutturamayacak. Ya da dur berbat fikir oldu. Dur ben deneyeyim. Hiçbir şey... Sen ateş et diyemen. En kötü ne olacak? Kafası patlayabilir. Silence. With his elbow shot. Aa, the lieutenant. Oğlum kim sen? Akıllı adamdın. And produces a lightweight firearm. He drops a paper cartridge in the barrel, separates the scouring stick, and gives the cartridge five tucks. That's a Kiel A90 armistice. Elixir'le Kiel A990 falan gibi bir silah. Ya boş ver silahın ne olduğunu. He then steps back and assumes the fellow's stealth position. Taking aim, the corner of his eye twitches. His finger is on the trigger. Acele etme partner. Hiçbir şey demeyeceğim. Ya da karışma işine, karışma işine. The trigger voice is drowned in a shrill blast that echoes off the walls of the surrounding tenements. A cloud of smoke Iskalıda. Slowly parts in the air as the. God damn it. He feels bad about it, about his eyes mostly. Just having bad eyesight, probably from a young age. Whatever you do, do not console him. Çocuklara da madar oldu. Durdurma şansım da yoktu. Şimdi ne yapıyoruz? I have to say it's beginning to look unlikely we can get him down with all this. Yardım almadan adamı indiremeyeceğiz gibi gelmeye başladı. Onu kendim vurmayı deneyebilirim. It's bad as it is. Serseriler gibi ateş etmek yeter önce kötü. Duraksıyor sonra omuzlarını silkiyor. Hadi size engel olmayacağım. Kurbanı vurmamaya dikkat edin. Bunun için silah alman lazım. Sadece bir silahları varmış. Oops. Benim silahım nerede? Kuno'nun gördüğü en acısı polit ikilisi. Officer. Dikkatlice küçük davranın. Dedektif neden sadece bir tane silahımız var diye soruyor. Sana uyandığımda polis kimliğimin ve üniformamın üzerinde olmadığını söylemiştim hatırlıyor musun? Silahım da üzerimde değildi. Bir şey deme. The lieutenant follows suit. Bir şey deme. He finishes loading the gun in silence. Silahı al. Önce ağırlığını hisset. Bir de ben deniyorum. Your fingers fit right through the guard, instinctively resting on the trigger. The fuck are you waiting for, Kuno? Tell him to shoot himself in the mouth. Silahı kayışa yönelt. The buckle comes into focus. Kayışı bağlayan tokaya odaklanıyorsun, ayaklarını yere sağlam basıyorsun ve sol elin silahı tutan elini destekliyor. Why don't you just shoot yourself in your mouth? At least you won't miss. Hey Sphinx, çok teşekkür ederim Prime'le abone olarak destek olduğun için. Gerçekten çok kıymetli desteğin. Önce sol gözünü kapat. Görüş alanını dalıyor. Dal yavaş yavaş hareket ederken tamamen iki boyutlu hale geliyor. Ceset yavaş dönerken öğlen güneşine yansıtan metal kemer tokası parıldıyor. Dalın rüzgardaki hafif hareketi ve silahı doğrultan omuzların senkronize oluyor ve hipnotize edici bir dansa dönüşüyor. Kes sesinde. Susmuyor bu. Silahı Kunoise'ye yönelt. Çocuk manyak. Sık da kuruculuyum falan diyor. You feel as though it would be dangerous to set this creature free to roam about the cosmos. Bu Cenevriçe'yi kurtarıp ruhunu kozmosa dolaşmak üzere özgür bırakmanın tehlikeli bir hamle olacağını seziyorsun. Don't. Silah kayışa ya da silah kayışa yönelt. Tekrar da geri düştü. Silahı teğmen ki sıraya geri ver. The lieutenant
takes the gun carefully from you and... Fucking pussy didn't shoot shit, did he? Didn't shoot me. Didn't shoot... Didn't shoot me. Beni vurmadı. Suratında gerçek bir hayal kırıklığı var. Çocuk fani ruhuna veda edip ayırata ulaşmak istiyordu. Ceset ne olacak? Limana ulaşıp sendika liderinden cesedi aşağı indirmelerini isteyeceğiz. Araçları da var, adamları da var. Bunu neden en başında yapmadık bu arada? Mahir Ekrem, çok teşekkür ederim Prime ile abone olarak destek olduğun için. Gerçekten çok kıymetli desteğin. Hoş geldin. Evet, Claire'e borç kalmanızı istemedim. Kendimiz halledelim istedim ama bu kesinlikle mümkün değil. Yardıma ihtiyacımız var. Evrad Kler kim diye sormamıza gerek yok. Zaten patronum demişti şey. Evet, sendikanın lideri. Tehlikeli yozlaşmış bir adam. Borçlu olmak istemeyeceğimiz bir. Peki. Kunovese'ye de... Ya benim işte şey yeteneklerim çok düşük olduğu için... El göz koordinasyonum yeteneklerim çok düşük olduğu için... vurma şansım çok düşüktü. Deneyebilirdim. Ama keşke... Çocuklarla şey yapmasaydım. İnsanları dönüyoruz. Cehengir kalın nerede? Vesaire vesaire. Pekala. En azından cesedi kendimiz indiremedik. Bunu görmüş olduk. Artık başka bir şekilde çözümünü bulacağız. Genelde buna odaklanmış olduk. Epey de uzun da bir bölüm oldu. 1 saat 20 dakikadır uğraşıyoruz. Orhun Kalp Display kanalını izleyenler, videoyu beğenerek destek olursa çok sevinirim. Orhun Doğan Twitch kanalındaki canlı yayından bir kısmı izlediğiniz arkadaşlar. Mümkün mertebede devam edeceğiz yine. Bu Disco Elysium macerasına. Sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Orhun Kalp Display kanalına. Görüşmek üzere.